acaba neredeyiz diye düşünüyorsanız Yunanistan İskeçe'deyiz. Tam da merkezinde. Bu zamana kadar bize destek olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz ki Easy Travel sizlerin sayesinde çok daha güzel yerlere geliyor yavaş yavaş. Elimizden geldiği kadar yurt dışı tadımlarına da artık ağırlık vermek istiyoruz. Bunlarda tabii sizin fikriniz de çok önemli. Elimizden geldiği kadar yurt dışı gezilerinde ağırlık vermeye çalışacağız. Türklerin olduğu her yerde bizler de varız diyoruz. Elimde kahvem tam da İskeçe yollarında, İskeçe sokaklarında keyifli süre süre geziyorum şu an. Görmüş olduğunuz gibi şu an İskeçe'nin tam meydanındayız. Buraya 1,5 sene evvel gene gelmiştik. Buranın yerel halklarından da çok güzel tepki almıştık. Yolumuz tekrar buraya düştü ve tekrardan sizlere daha güzel, daha detaylı bir şekilde sunum yapmak istiyoruz. Dilerseniz biraz İskeçe'den bahsedelim. Yunanistan'ın kuzeyinde Batı Trakya'da aynı adı taşıyan ilin, yani Namos merkezi olan kenttir esasında. İskeçe ismini Eskiçe'den geldiği tahmin edilmekte. İskeçe doğusunda Gümülcine ve Dedeağaç illeri ile birlikte Yunanistan'da Türklerin en yoğun olarak bulunduğu bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Drama Köprüsü isimli türkünün de yöresidir aynı zamanda. İskeçe bölgesi ile ilgili ilk tarihi kayıtlar milattan önce 879 yılına dayanır. Kayıt ve yerleşim birimi olarak başlayıp Trakya tarihinin iç savaşlar, yıkımlar gibi tüm evrene yer aldı. Her ne kadar Osmanlı 1363 yılında Edirne'nin fethiyle Balkanlara yerleşmiş olsa da İskeçe'nin yanı sıra bugünkü Kavala, Drama ve Serez bölgelerinin Osmanlı hakimiyeti altına girmesi ancak 26 Eylül 1371 tarihinde Çimen Zaferi ile gerçekleşmiş. İskeçe'de yerel halkı, yani Türk halkını arttırmak için Anadolu'dan ve özellikle Konya bölgesinden buraya insanlar yerleştirilmiş. Osmanlı'nın genişleme döneminde İskeçe ordularının çıkış noktalarından biri iken Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti azalma sürecine girdikten sonra İmparatorluğun Balkanlarda tutulmasında çok büyük belirleyici bir rol oynamış. 1715 yılında gelinliğinde İskeçe tütünüyle tanınmış. Ve bu ürünü sayesinde bölgenin refah düzeyi daha da artmış arkadaşlar. Mart ve Nisan 1829'da gerçekleşen iki büyük şiddetli depremde kent yerle bir olmuş. Ancak bu olay yeniden yapılanmasında büyük önem kazanmış. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi o depremden, o yapılanmadan sonra tekrardan son halini inşa etmişler. Şu anda da tam platedeyiz. En büyük meydanındayız tam olarak. Genelde Şubat aylarında, Ekim-Kasım aylarında düzenlenen festivaller tam olarak da burada yapılmakta. Civarda da görmüş olduğunuz gibi çok şirin ufak ufak kafeler var. Ve bildiğiniz üzere saat 2-3 gibi buranın siesta saati. İnsanlar işlerinden çıktıktan sonra bu kafelerde keyifli vakitler geçiriyorlar. Şimdi bizler de hem tarihiyle devam ederek hem de kafelerde sizlerle tekrardan paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir çevreyi göstereyim size. Tarihi kilisesiyle, meydanıyla ve saat kilisesiyle plateya sizlerle. Devam ediyoruz. İskeçe'nin ortasında çok güzel bir kafedeyiz. Zaten dediğiniz gibi İskeçe'nin neredeyse kahve dünyası gibi bir yer. Burası çok tatlı, çok şirin, sempatik bir yer. Gördüğünüz gibi her yer kahve ve kahve seçimleri dolu. Buranın adı da Cafe de İslam diye geçiyor. Yalnız gördüğünüz gibi her türlü motifler de sahip, Türk kahvesine dahil. Bizim Türklere de dahil motifler var. Zaten burası İskeçe, Türklerin en ağırlıklı bulunduğu yerlerden bir tanesi. Çok çeşitli güzel kahveler var, kokusu bile hoş. Bakalım birazdan biz de kahveyi çıkartacağız. Siz de şöyle bir ortamı gezin. Benim. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz yer Kapalı Çarşı. Nasıl diyeceksiniz? Sadece et balık ürünleri ve gıdaların bulunduğu bir kapalı çarşı. Bizim İstanbul'daki gibi benziyor ancak içeriği çok daha farklı.
kuyumcudur, giyecektir, o tarz ürünler bulunmuyor. Sadece ne? Et ürünleri, sebze ürünleri gibi bir hal esasında burası. İçeride çeşitli çeşitli sebzeler bulabiliyorsunuz. Şimdi bir bakalım içeride bizim için neler var. Gayrı Türkiye'de Gamle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası çok eski tarihi bir yer. Et balık ürünlerinin, sebzelerin bulunduğu bir yer demiş olduğum gibi. Ancak tabii Yunanistan'da şöyle bir adet var. 3-4 günü her yer kapanmak üzere olduğundan burada da artık insanlar yavaş yavaş tezgahları kapatıyorlar. Biz de son dakika yetiştik zaten. Şöyle bir sizlere de burayı bir sunmak istedik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Çok değişik, enteresan yerler var. Yavaş yavaş sizlere hepsini sunacağız. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Burası adeta bir tatlı cenneti. O kadar çok pastane var ki her yeri ayrı ayrı güzel. Hepsinin tadı ayrı ayrı lezzetli. Evimize geldiği kadar onları da size sunacağım. Arkadaşlar buraya geldiğinizde muhakkak buraya uğramalısınız. Tokati Alo adında çok güzel bir pastane var burada. Ben şahsen bütün tatlıları buradan alıyorum. Size tavsiye ederim. Şöyle bir çevreyi görün diyorum. Muhteşem tatlar, muhteşem lezzetler bulabiliyorsunuz. Bu 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile Osmanlı Balkanlar sınırlarının bu bölgeye gerilemesiyle birlikte bölgeye olan Rus ve Bulgar saldırıları daha da çok artmış. Osmanlı Devleti'nin yardımından yoksun olarak İskeçe halkının da katıldığı Batı Trakya Türklerinin silahlı mücadelesiyle Osmanlı için son derece olumsuz şartlar içeren Ayos-Tifonos Antlaşması'nın daha sonra Berlin Antlaşması'na dönüşmesinde katkıları olmuştur. İskeçe, Balkan Savaşları esnasında Bulgaristan, Yunanistan ve yine Bulgaristan tarafından işgal edildi. Ancak Osmanlı'nın Edirne'yi yeniden ele geçirdiği dönemde Yunan halkının mücadelesi ve Osmanlı tarafından yapılan yardımlar sayesinde İskeçe ve Gümülcüyemek'i Balkan hakimiyeti kaldırılmış. Ancak ardından kurulan ve İskeçe'ye de kapsayan Galip Trakya Cumhuriyeti'nin 1 Eylül 1913 tarihinde bağımsızlığı ilan etmesi Osmanlı, Rusya ve Bulgaristan tarafından hoş karşılanmayınca bölgede etkinlik gösteren Osmanlı subayları geri çağrılmış. Ve İstanbul Anlaşması ile İskeçe dair Batı Trakya bölgesi Bulgaristan'a tekrardan bırakılmış. Mücadele döneminin sona ermesi ve Lozan Anlaşması'nın imzalaması ile İskeçe Türk halkı nüfus mübadelesine muaf tutuldu. İskeçe bir kez daha 2. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan tarafından işgal edildi. Bunu takip eden Yunan İç Savaşı boyunca da İskeçe halkı yerel mücadelelere yer almaya devam etti. Günümüzde ise İskeçe'de Batı Trakya Türklerinin azınlık sorunları ve insan haklarının Yunanistan tarafından ihlallerine karşı siyasi mücadele sürmektedir. Evet arkadaşlar, daha önce de bahsettiğim gibi burada her cumartesi kurulan aynı Türkiye'deki gibi bizim olan gibi bir pazar var. Özellikle hanımefendileri daha çok ilgilendiren bu pazar her cumartesi burada kuruluyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle burası cıvıl cıvıl oluyor. Ancak buraya pazara geldiğinizde biraz acele etmeniz lazım. Malum Yunanistan saat 2'ye 3'e kadar ancak açık bulabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu kalabalık o yüzden biraz daha yoğun çünkü ancak öğlene kadar devam ettiği için insanlar bu konuda biraz acele ediyorlar burada. Hafta sonuna denk gelirse ziyaretiniz muhakkak bu pazarı görmenizi tavsiye ediyorum. Giyecekten tutun da yiyeceğe kadar her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Tabii en büyük özellikleri
ucuz oluşu ve giyime dair her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Şimdi gelin pazarı beraber gezelim. Evet arkadaşlar, pazarımız bu şekilde. Tekrardan yeniliyorum. Hafta sonu gelen arkadaşlar, bayanlar için özellikle pazarı orada ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Bu arada dikkatli olsunlar. Arkadaşlar şöyle bir etrafa bakın. Bakın. Devam edin. Kimsecikleri görüyor musunuz? Yok. Etrafta bu saatlerde, yani saatimiz kaç, 8. Sokaklarda kimseler yok. Bu insanlar nerede? Tam da burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu saatlerde, yani 7-8 civarında insanlar böyle güzel ortamlarda keyif yapıp bu anı tadını çıkarıyorlar. Çok güzel mekanlar, çok güzel kafeler var. Gezdikçe her yeri çeşit türlü türlü bulamıyorsunuz. Çeşit çeşit yerler var. Umarım sizler de benim gibi çok büyük keyif alırsınız. Arkadaşlar günümüzde İsveç'e modern bir kent kimliğine sahip. Zengin tarihi, doğası ve gelenekleriyle her yıl büyük bir miktarda yerli ve yabancı ziyaretçi kabul etmektedir. Her yıl Şubat sonu ve Mart başına doğru düzenlenen karnaval ve Eylül başındaki eski kasaba festivali görülmeye değer etkinlikler arasında var. Ayrıca her cumartesi düzenlenen kent pazarında ziyaret edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bir tatlı programımızın daha sonuna geldik. Böyle güzel bir ortamda sizlere veda etmek istedim Sümbül Ağaçları'nın ardından. Ve ben buradan biraz daha gezerek yoluma devam edeceğim. Daha fazlasını görmek isteyenler varsa bizzat buraya gelip bu anı, bu dokuyu keyfini çıkartabilirler. İsveç'i biraz özetleyecek olursak, tarihi ve günümüzün yaşam koşullarını biraz da tutan çok nezih, güzel bir mekan. Hafta sonları olsun, hafta içi olsun, karnavallar dönemi olsun, burası cıvıl cıvıl. Herkese tavsiye ediyorum. Yol olarak da çok yakın. Bol keyifli dakikalar diliyorum şimdi gelenler için. Bizi takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımız olsun, Instagram kanalımız olsun. Hepinizi takibe davet ediyorum. Dediğim gibi ben şimdi yola devam ediyorum. Size sunuyorum.